izleyicilere merhaba. Bu videoda yeni aldığım bir maskemsi ürünü deneyeceğiz birlikte. Yeni aldım, açmadım, merak ediyorum, heyecanlıyım. O yüzden hemen videoya başlayayım. Daha fazla bıdı bıdı yapmadan. Bunu Mumuso, görünüyor mu acaba? Mumuso mağazasından aldım. Çok komik söyleniyor ya. Ankara'da Kent Park'ta var. Mumuso ve Miniso. Bunların bağlılıkları hakkında bir bilgim yok. Ama çok güzel ürünler var. Ben de dedim bu markadan bir şey deneyeyim ama böyle beni çok irrite etmesin. Düzgün bir şey deneyeyim. Biliyorsunuz ki irrite kelimesini kullanmak zorundayım. Her videoda. Şimdi açmadan önce şöyle bir göstereyim. Tabii siz de görün yani. Böyle bir şeffaf kutunun içinde ne yazıyor işte? Sıkıştırılmış yüz maskeleri yazıyor. Minik minik böyle kapsül kapsül görünen maskeler var. Şurada bir tane kabı var. Şeffaf yine o da. Belli oluyordur umarım. Ondan sonra arkasında nasıl yapılacağı yazıyor. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Tek tek okuyacağım tabii. Fiyatı da yazıyor. 9.95. Bunların birkaç büyük boyu daha vardı. Bunun içinde 35 tane var. 50 ve 75 mi? Öyle bir şeydi sanırım diğerleri de. Adetleri. Şimdi biz bunu birlikte açalım, deneyelim nasıl yapılıyormuş bakalım. Bu videoyu çekmemin sebebi herkesin beğeneceğini düşünmem. Neden? Çünkü bir sürü maske alıyoruz falan filan ama her zaman eleştiriyoruz. Ay biraz daha nemlendirseydi, ay işte biraz daha parlatsaydı, ay kurutsaydı bilmem ne. Neden istediğimiz maske malzemeleri elimizde mevcutken kendi isteğimize göre hazırlamayalım? Bu da bence onun için güzel bir araç. Şimdi kutuyu açıyorum. Yerim ki ben bunları. Böyle minik şeker gibi bir şeylerin içindeler. Ay. Üstünde işte sıkıştırılmış yüz maskesi yazıyor yine. Daha sonra şuranın içi boş. Bir tane şu plastik bir kabı var. O çıktı. Güzelce bir temizleyin, makyajdan bir arındırın. Şu minnak kabın içine suyu koyun. Bu kapsülü de içine atın. Kapsül açılınca da 25 dakika boyunca o kapsülü yüzünüzde bekletin diyor. Biz de öyle yapacağız. Ama şöyle bir şey ki ben bu kapsüle şunu damlatacağım. Bu ne? İşte badem yağı, ceviz yağı, ıbık yağı, zıbık yağı karışımı bir ürün. Ben bunu almıştım. Nemlendirsin diye işte kaşlarıma, kirpiklerime serum misali kullanıyordum. Bundan da bir iki damla içine atayım. Güzel bir nem verir diye düşünüyorum. Heyecanlıyız. Hadi bakalım. Açamıyorum. Güzel sıkıştırmışlar. Bunun içine koyuyorum. Ben bunu hemen su doldurup geliyorum. Su damlasın değdirir değdirmez böyle kocaman olmaya başladı bile. Bir anda şişti böyle. Sonra içine şu ıbık zıbık karışımından damlatıyorum. İki damla. İki damladan fazlası olmalı. Bu çok önemli. Bunu asla kaçırmayın. Sonra bir kulak çöpüyle böyle karıştıracağım. Maske uygulamasından sonra yeni aldığım ve çok beğendiğim ürünlerle makyaj yapacağım. Hem maskenin etkilerini hem de yeni makyaj malzemelerini birlikte deneyimlemiş olacağız. Şimdi ben bunu açıyorum. Hazır mıyız? Su damlıyor ama. Sıksam mı acaba? Of, kafam karıştı. Bir Hannibal kola yetişmiyor. Dakika oldu. 15 falan. Yüzüm dondu artık. Hissetmiyorum resmen. Uyuştu yani. Ya suyu da normal lavabodan doldurdum. Azıcık bir şey. Nasıl bu kadar soğuttu maske anlamadım. Buz gibi oldu yüzüm. Gelecek mi bilmiyorum şu an. Beraber göreceğiz. Biraz daha böyle video çekeyim de uykularınız kaçsın. Maskeyi çıkardım. Birazcık da yedirdim kalan ürünü. Sonra saçlarımı ıvır kıvır bir şeyler yaptım. Şimdi de makyaja geçeceğim. Makyaj bahsettiğim gibi yeni aldığım ürünlerden ve neredeyse
Hatta hepsi çok memnun kaldığım hem de uygun fiyatlı ürünler. Şimdi hemen videoya geçelim. Öncelikle Evrochen'in nemlendiricisiyle başlayacağım makyaja. Şişesi çok güzel böyle. İçindeki ürün sıktıkça küçük bir poşet var. O küçülüyor yani. Nasıl anlatsam acaba? Şişenin içinde değil ürün direkt. Bir tane daha poşetin içinde. Şişesini daha sonra kullanabilirsiniz. Sonra sünger ıslatacağım. Bu yeni bir aşama değil. Çok alışık olduğumuz bir kısım. Bu burada dursun. Bobbi Brown'un Scent isimli. Neydi bu ya? Ben bunu hep yanlış söylüyorum. Creamy Concealer'ıymış. Ben bunu corrector olarak kullandığım için bunu uygulayacağım birazcık. Ölümcül olmasa da bizim de kendi çapımızda gözaltı morluklarımız var tabi. Diğer yeni aldığım ürün L'Oreal'in ne bu ya? Perfect Match isimli concealer'ı. Numarası 2N Vanilla yazıyor şurada. Bunu da beğendim. Fırçası çok güzel. Yassı böyle. Çok rahat uygulanan bir fırçası var. Ama beğenmediğim şey ise hafifliğin de ötesinde, yani bu artık çok hafif. Hafifliğin ötesine geçmiş bir ürün. Sonra bunu yediriyorum iyice. Ya çok uzun zamandır yaptığım tek makyaj türü diyebilirim bu. Nedense bu ara turunculara takmış durumdayım çünkü biraz sonra göstereceğim palette inanılmaz güzel bir renk var. Toz ürünü sabitlemek için kullanıyorum. O da her bölgeye değil, sadece gözümün içlerine. Bununla işimiz bitti. Bundan da çok memnunum. Bundan da çok memnunum. Bu esnada dudaklarımı nemlendireceğim. Bu da Nivea'nın vanilyalı dudak nemlendiricisi. Hatta Butter Cream diye geçiyor. Nemlendiriciden daha yoğun bir ürün yani. Gelelim asıl bahsedeceğim ürüne. Bir far paleti. Absolute New York'un Icon Mini isimli far paleti. Bu paketleme, kabın dışı vesaire Naked'lere çok benziyor. Ama fiyatı çok ucuz. Ben bunu ne kadar aldım? %50 indirim falan vardı. 12 lira gibi bir şey aldım. Metal bir dışı var. Şimdi gelelim içine. Çok güzel. Çok güzel ya. Buradaki ürünlerin sadece şu turuncu olanı mat. Diğerlerinin hepsi simli. Şimdi önce ben buradaki turuncuyu alıyorum. Hiç öyle geçiş rengi falan filan uğraşamam yani. Direkt olaya geçiyorum. Mikro pencil kaş kalemleri. Bu asansörlü olanlardan. Kapağı şöyle açık bir renk. Blond yazıyor. Sarışın yani. Sarışınlığımız pek yok ama.
açık renk kullanıyorum kaşlarda. Böyle çok ben kaşımı doldurdum görüntüsünü. Sevmiyorum. Azıcık böyle boş yerlere birkaç çizik atıyorum. Sonra diğer tarafıyla da tarıyorum. Acayip pratik bir ürün. Yani umarım zor biter. Çünkü bu biraz uygun fiyatlı ürün kategorisinden çıkabilecek bir fiyattaydı. Ya 25 ya 30 TL'ydi indirimde. Too Faced'in Carry and Big isimli bir bronzer allık paleti var. Oradan şöyle habale hübele bir renk alıyorum. Sanki böyle doğal bronzlaşmışım gibi bazı sürüyorum. Yeni bir deyim buldum. Şurada dağılmamış bir kısım gördüm. Şurayı birazcık dağıtalım. Bunu da sürdükten sonra allık süreceğim. Allıkta da Clinic Bashful Plum isimli gül kurusu allığını kullanacağım. Yani böyle ben turuncu tonları cartlak göz makyajı yapınca pembemsi hafif tonlarda allık bronzer kullanıyorum. Çünkü konunun odağını oraya çekmek istemiyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Son ürünümüz doğal olarak dudak ürünü. O da L'Oreal Paris'in 655 ismi silinmiş. Aydınlatıcı olarak da H&M'in bir far paletini kullanacağım. O da şöyle dörtlü, uygun fiyatlı ürünlerinden. Açık renklerden bir adedini şöyle sürüyorum. O kadar profesyonel sürüyorum ki yani. İnanılmaz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Açık dışarılara sürelim elimizdeymişken. Tamamdır. Bu makyajda allık, bronzer ve aydınlatıcı üçlüsü değişebiliyor bazen. Hiç kullanmayabiliyorum ama çoğunlukla göz makyajını böyle turuncu, pembe yapıp çıktığım oluyor. Hiçbir şey sürmeden. Rimmel tabii ki. Bu saniyeye kadar izlediyseniz videodan birkaç tane böyle uygun fiyatlı bir ürün yakaladığınızı düşünüyorum. İşinize yarayabileceğini düşündüğüm. Maske hakkında da yorumlarım şöyle ki, kendi zevkinize göre maske hazırlamak istiyorsanız bu kağıt formdakiler güzel bir seçenek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Got me hoping you save me right now.